Eyvah abi, sen de gelseydin şuna. Kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli Çorumlu hemşerilerimiz. Malumunuz gençliğimiz günlerde Adana'da Furkan Vakfı'na mensup öğrencilerin evleri mühürlendi. Kız öğrenciler eşyaları ile birlikte sınav dönemi sokağa atıldılar. Bu FETÖ ile mücadelede bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Üzülerek ifade ediyorum. Ama bazıları buna kızıyor, kınıyor. Ancak biz 28 Şubat'ta bu yaşadığımızı ters bir yönden yeniden yaşıyoruz. 28 Şubat'ta yüksek yargı, üst düzey askerler, gazeteler, patronlar katıldı. Ancak o dönemde mahkemelerde doğru karar çıkıyordu. Bu kadar kendisine az savunma hakkı verilmeyen bir dönem yoktu. 5, 10, 15 sene geçecek ancak insanlar yaşadıklarını konuşacak, insanlar zulmü anlatacak. Furkan Vakfı'na hiçbir zaman bir irtibatımız olmadı. Milli görüş prensiplerine bağlı olduğu kanısında da değiliz. Bizden değiller, solcu sağcı olsun, fikir kulübün üyesi olsun. Kanunları çiğnemediği sürece fikirlerini açıklamaktan mahrum bırakılamazlar. Bu evler hangi gerekçeyle mühürlendi? Bu kız öğrenciler hangi suçlamayla sokakta bırakıldı? Furkan Vakfı eğer AK Parti'ye karşı bir tavır sergilemeseydi böyle bir tavır görür müydü? Bu gidişattan ciddi endişe duyuyoruz. Malumunuz içerisinde Çorum Şeker Fabrikası'nda olduğu 14 şeker fabrikasının 4 tanesi satıldı. Dolar bazında değerlendirildiğinde Bor Şeker Fabrikası 84 milyon dolara, Kırşehir 82 milyon dolara, Çorum Şeker Fabrikası 132 milyon dolara, Yozgat Şeker ise 69 milyon dolara gitti. Bilindiği gibi 2011 yılında şeker fabrikaları yine satışa arz edilmişti. İşte 2011 yılındaki rakamlar dikkate alındığında bugün 84 milyon dolara satılan Bor Şeker Fabrikası'nın 149 milyon dolara, bugün 82 milyon dolara giden Kırşehir Fabrikası 141 milyon dolara, 132 milyon dolara satılan Çorum Muzun Şeker Fabrikası 192 milyon dolara, 69 milyon dolara satılan Yozgat Şeker Fabrikası'nın ise 119 milyon dolara satılması gerekiyordu. Arada 211 milyon dolar fark var. Rakamlar gösteriyor ki bu iktidarın fabrika yapmasından geçtik, yapılanı bile adam gibi satmayı beceremiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı 2011 yılındaki ihaleyi kamu yararı gözetilmediği için iptal etmişti. Şimdi sadece 4 fabrikada 200 milyon doların üzerinde bir kamu zararı var. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı şimdi ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Kendisini ey özelleştirme idaresi bu işi beceremediniz diyecek mi? Yerli ve milli olmak bunu gerektirir diye düşünüyoruz. Türkiye'de ciddi yatırımların da olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor değil. Türkiye'de ciddi yatırımlar var. Önemsiz değil. Önemini sizin takdirinize bırakıyorum. 2017 yılında cezaevi inşaatlarında büyük bir hamle var. 44 cezaevi var. Buna 5 milyar 300 milyon lira para harcandı. Kırşehir Şeker Fabrikası'nı 330 milyon liraya satan hükümet aynı Kırşehir'e KDV'si içinde 338 milyon liraya cezaevi yaptırıyor. Arada sadece 8 milyon lira bir fark var. İşte bu iktidarın yatırım anlayışı bu. Fabrika satmayı, başarı, cezaevi açmayı yatırım sanıyorlar. Türkiye bugün icra dairesini kurdele keserek açan bir hükümetle yönetiliyor. Biz gardiyan devleti değil, garson devleti olmak istiyoruz. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın devlet fabrikatör değildir diye bir ifadesi var. Peki Sayın Bakan, devlet ithalat firması mıdır? Neden Romanya'dan, Ukrayna'dan hatta Brezilya'dan hayvan ithal edip kendi besicimizin karşısına rakip olarak çıkıyoruz? Türkiye'de binlerce dönüm arazi ekilmeyi beklerken yurt dışında çiftlik kurup kendi çiftçimizin karşısına rakip olarak çıkıyoruz. Peki Sayın Bakan, devlet inşaat şirketi midir? Devlet fabrika yapmaz diyorsunuz da neden inşaata gelince Türkiye'nin en büyük müteahhidi oluyorsunuz? Devlet fabrikatör değilse gardiyan hiç değildir. Biz gardiyan devleti değil, garson devleti olmak istiyoruz. Çünkü bu ülke cezaevi yaparak değil, fabrika kurarak kalkınır. Adalet cezaevlerinin sayısını artırarak değil, adil bir hukuk sistemi kurarak sağlanır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki fitre miktarını 19 lira olarak açıkladı biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere fitre miktarı bir kişinin günlük
asgari ihtiyacını karşılamak üzere hesaplanır. Buradan yola çıkarak hep birlikte bir hesap yapmak istiyorum. Bugün 5 kişilik bir ailenin fitre miktarına göre bir aylık ihtiyacı olan para asgari 2850 TL'dir. Bugün Türkiye'de 14 milyon çalışan, 6 milyon asgari ücretli. Peki Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 1600 lira. Şimdi soruyorum. Bu ülkede Diyanet İşleri'nin hesabı mı yanlış, hükümetin hesabı mı? Bu fitre hesabı bile milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter. Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler bugün otursunlar, bu hesabı gözden geçirsinler. Demagoji yapmak yerine bu milletin gerçek sorunlarını görsünler, bunları düzeltmeye çalışsınlar. Kimle ittifak yapacağımıza gelince, son günlerde özellikle sanki bir ittifak yapıyormuşuz gibi hem basını hem toplumu yönlendirmeye çalışmak istiyorlar. Doğrudur, biz bir ittifak yapacağız. Ama bu yapacağımız ittifak milletimizin umut ışığı olacaktır. İttifak yapacak mısınız diyorlar. Elbette ki yapacağız. Peki biz bu ittifakı kimle yapacağız? İşte cevap veriyorum. Biz fitre parasına muhtaç hale gelmiş 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız. Biz yarı fiyatına satılan şeker fabrikası işçileriyle, pancar ve tütün üreticileriyle ittifak yapacağız. Baylok mağduru, Zoka mağduru, Morbey'in mağduru, kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla ittifak yapacağız. Sizi taşeron köleliğinden kurtarıyoruz denilerek kandırılan 4C'lilerle ittifak yapacağız. Biz bu milletin, bu ümmetin hayrına olan herkesle, her şeyle ittifak yapacağız. Ama şu da kesinlikle bilinsin istiyoruz. Biz bu ülkeyi bu hale getirenlerle, Orta Doğu'daki bu kanın ve gözyaşının bu hale gelmesinde parmağı olanlarla ittifak yapmayacağımızı defaatle söyledik ve söylüyoruz. Ve aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sorularınız varsa onları da alabiliriz.